Hatta ben bu birinci belediye gelememiş. Evet, belediye başkanımıza vermiştik gitmedi. Bu da bizim milli iradenin yanında özel sayımız. Onu da böyle verelim. Belki şeyde masanızda sizin fazlalığı yaptınız. Aksaray Milletvekilimiz Sayın Mustafa Serden geçti. Bugün Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Cemiyetimize sefalar getirdiniz. Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti 1990 yılında kurulan Aksaray'ın en eski cemiyeti. İlimizde gerek görsel, gerek sesli, gerekse internet üzerinden gazetecilik yapan arkadaşlarımızın üye olduğu, en çok sarı basın kartına sahip olan bir cemiyet. 1990 yılından bu tarafa Aksaray'ımızda ciddi faaliyetlerde bulunan bir cemiyetiz. Hatta ben şu anda bulunduğumuz bir faaliyeti de sizinle paylaşmak istiyorum. Fotoğrafçılık kursu açtık Aksaray'da. Haber fotoğrafçılığı dalında şu anda 40'ın üzerinde arkadaşımız, bunların içerisinde gazetecilerle birlikte gazeteci olmayan, fotoğrafçılığa meraklı olan arkadaşlar da var. Tabii gazetecilerin yanı sıra devlet kurumunda çalışan, özellikle emniyet teşkilatında, STK'larda çalışan ve fotoğraf çekme görevi olan arkadaşlarımız da bizim cemiyetimizden kurs almak. Burada basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Aksaray'ın sorunlarını, cemiyetimizin sorunlarını, gazetecilerin sorunlarını, meclis çalışmalarımızı, Türkiye gündemini değerlendirdik. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Buradaki arkadaşların hepsi iyi niyetli, özverili çalışan insanlar. Dar imkanlarla gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini bu konuda tebrik ediyorum. Bu açtıkları kurs ve seminerler de çok anlamlı. Çünkü bu cemiyette sadece oturup konuşup kalkama yerleri değil, bir şeylerin de faydalı olması gerekir. Kendi iç eğitimlerini yapıyorlar ve genç kabiliyetleri keşfetme adına da böyle kurslar, seminerler düzenliyorlar. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah programımız müsait olduğu zaman, Allah ömür verirse de bu çalışan gazeteciler gününde tekrar inşallah ziyaret ederiz. Bu kurs ve seminerlerin neticelerini birlikte görürüz. Bizler şeffaf siyasetçiler olmak istiyoruz. Şeffaf ve dürüst siyasetçiler olarak da her şeyi açık ve şeffaf olarak anlattık. Neler olabileceğini. Yapmak istediğimiz de bu. Arkadaşlarımız da gayet iyi niyetli. Sözlerimizden yanlış manalar çıkarmayacak kadar iyi niyetli. Gazeteciliğin de bu anlamda dürüstçe yapılması, milletimizin haber alma özgürlüğü ve gerekirse bizim hatalarımız da varsa da usulünce tenkit edilme, eleştiri yapılma, yapılabilmesi olmalı. Biz o eleştirileri de iyi niyetli olduğunu düşünerek kabul ediyoruz. Biz de bütün yaptıklarımızı açık yüreklikle anlatmaya çalışıyoruz. Siyasetteki düsturumuz bu. Dürüstlük, ahlak, şeffaf olma ve hep birlikte Aksaray olma. Bu birlik ve beraberliğin tabii 15 Temmuz'dan sonra daha da arttığını gördük. Tüm yüreklerin aynı attığını gördüm burada. Çok farklı siyasi düşüncede arkadaşlar da olabilir. Ama hepimizin derdi memleket, millet ve Aksaray. Bu birlik ve beraberlik oldukça Aksaray'ın başaramayacağı, memleketimizin aşamayacağı engel yok. İnşallah evliyalar şehri olan Aksaray'da da evliyalarımızın, buradaki gazilerimizin, şehitlerimizin duası da bizimle birlikte. Memleketimiz inşallah hep payidar olacak, Aksaray'ımız hep var olacak. Sorunlarını da hep birlikte çözeceğiz inşallah. Böyle güzel bir toplantı organize ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bizi gazeteci arkadaşlara buluşturduğunuz için. Çok güzel oldu, çok lezzet aldım, mutlu oldum. İnşallah devamını da getiririz her zaman. Şahsen buradaki arkadaşlarla birebir görüşüyoruz ama böyle toplu olması da ayrıca bir güzel oldu. Sizi de bir ve beraber görmek de bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum.